HP Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmsili. Evet, yeni bir cumartesi. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Şimdi hemen söylemem gerekenleri söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir şey daha vardı. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Ha, son olarak da yorum bırakmayı unutmayın. Çizmemi istediğiniz şeyler varsa çizebilirim. Anlatımlı bir şekilde siz de detaylı bir olarak öğrenmiş olursunuz. Instagram'dan da çizdiğiniz şeyleri bana gönderirseniz hatalarınızı söylerim varsa. Yoksa çizim önerilerinde bulunurum ben de. Karşılıklı etkileşim kurmuş oluruz. Neyse, şimdi konuşmamı istemeyenler için yine 2 dakika 3 dakika falan konuşurum. Çünkü konuşmayı seviyorum biliyorsunuz. Biraz neler yaptığımdan bahsedeceğim yine. 3. 4. dakikadan itibaren çizim başlar. Oraları alabilirsiniz. Konuşmamı sevenlerle devam ediyoruz. Onlar da yorum kısmına yazsınlar. Hani birlikte konuştuğumuz şeylere. Yani benim anlattığım şeyler gerçi kişisel şeyler ama neyse. Evet, şimdi bu hafta neler yaptım? Depo taşıdım. Depomu taşıdım. Bir sürü eşya vardı. Onları taşıdık. Boynum tutuldu. Hareket edemedim. Geçen haftadan beri hareket edemiyorum. Bu hafta da ayağım çekiyor. Yani bacağım çekiyor, ayağım değil. Bacağım çekiyor. O yüzden bakalım bunun sonu nereye gidecek. Öyle. Birkaç tane dövme yaptım. Güzel bir hafta geçti. Yorucuydu, biraz yoğundu. O yüzden bugün cuma. Yani dün çekmiş oluyorum videoyu. Evet, şimdi kolezyumu çizeceğim arkadaşlar. Kolezyum çizmesi zor bir obje. Obje değil, yapı. Mimari bir yapı ama çok güzel bir yapı. Yani ben gidip görmedim. Fotoğraflardan biliyorum. Eğer gidip görenler varsa yorum kısmına bıraksınlar. Deneyimlerini bizimle paylaşsınlar. Belki bir gün biz de oraya gideriz. Orada çizerek, orada anlatarak yaparız bu işi. Çok daha güzel olur. Niye olmasın? İlerleyen süreçte var zaten kafamda öyle bir şey. Ama takipçilerimiz tabii artması lazım. Böyle gezeceğim her yere. Şimdilik Bursa'dan başlarız. Sonra belki yurt dışı, ülke ülke gezeriz. Oradaki takipçilerimiz de, yurt dışından da var çünkü takipçimiz. Oradan belki onlarla da etkileşim kurarız. Güzel olur ya. Gezeceğiz. Amacımız gezerek çizmek. Bakalım. Evet. Ne diyordum? Kolezyumu çiziyoruz. Kolezyum yuvarlak bir bina olduğu için iki noktalı perspektifte tam olarak oturtturamıyorsunuz. Oturur ama balık gözü perspektif tekniğini kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Birazcık oval. Net olarak şeyden çıkartmadım yani. Perspektifi göndererek yapmadım. Ama Zaha Hadid binasını hatırlarsanız nasıl çizmiştik? İşte 3-4 tane dikdörtgen kullanarak çizmiştik. Bunu da benzeri bir teknikle yaptım. Zaten bu konuda daha önce de video yüklemiştim şey olarak. Geometrik objelerden, geometrik şekillerden obje çizme vesaire gibi videolarım var. Onları sayfada bulabilirsiniz. Tam adını hatırlamıyorum ama bulursunuz. Küpten obje çıkarma zaten her hafta, her ay İki tane hemen hemen geliyor. Orada da benzer mantıkla şeyleri anlatıyorum. Ama orada kara kalem. Burada artline'larla bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım. Bu şekilde. Neyse, çok konuşmayayım. Anlatacak da bir şeyim yokmuş. Bu hafta çünkü çok yoğun geçti. Çizim yaptık vesaire. Abimin dükkanına duvar yaptım. Onu bahsetmedim galiba geçen hafta. Onun fotoğraflarını Instagram'da paylaşmıştım. Şimdi kısa bir video gibi bir şey hazırlayacağım. Instagram'dan paylaşacağım. Oradan takip ederseniz siz de görürsünüz. Zaha Hadid binasını çizmiştik. Onu hediye etmiştim. O gitmiş. Onu da söylemişimdir belki. Neyse, şimdi fazla konuşmayalım. Haftaya konuşuruz. Birazcık biriksin olaylar. Çizime geçebiliriz. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Her zamanki gibi önce malzemelerimiz. Boş kağıdımız. Uçlu kalemimiz. Silgimiz. Bugün sert silgim var. Hamur silgimi stüdyoda unutmuşum. O yüzden sert silgiyi kullanacağım. Ama hamur silgi varsa daha iyi olur. 3 tane artline kalemlerimiz. 01, 005, 06. Bir de 50'lik cetvelimiz. Her zamanki gibi. Şimdi bunları bir kenara alalım. Ufuk çizgimizi çekerek başlıyoruz. Evet, böyle belli belirsiz bir ufuk çizgisi çekiyoruz. Bugün yine Zaha Hadid binasını çizdiğim gibi bir teknikle çizeceğim. Yani tam olarak iki noktalı perspektif kullanmayacağım ama iki noktalı perspektifte kullanmış olacağım. Yani ilginç bir taktik. Zaha Hadid binasını hatırlamayanlar için şuraya sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Kolezyum binası yıkık bir bina. Bunu biliyoruz. O yüzden bu 3 parçadan oluşuyor. Şimdi önce o parçaları çiziyorum ilk başta. Önce şurada bir parçam var, onu belirtelim. Biraz geniş geldi gözüme, o yüzden daraltıyorum. Şimdi birinci parçam bu. İkinci parçam şuradan itibaren başlıyor. Yani yarısından birazcık daha fazla. Hatta hemen hemen yarısı kadar. Şöyle yarıdan başlatalım.
Şunu biraz uzatalım. Şu ikinci parçamız. Son olarak da üçüncü parça. Bundan biraz daha yüksek, biraz daha geniş. Şuradan başlayıp şurada bitirebiliriz. Ve bunların hepsi kademe kademe geriye doğru gidiyor. Yani şu şurada, şu da şurada gibi. Şimdi kolyecim basit olarak 3 parça böyle arkadaşlar. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Ama şöyle yapacağız önce. Bu üçgen olarak şunun köşesine kadar iniyor. Şöyle. Bu buradan azıcık gözüküyor. Sonra bu da kendisi kadar hemen hemen şuraya gidiyor. Paralel. Şuna paralel olacak. Böyle bir form var. Bunlar da azıcık şöyle açılı. Tam dik değil. Bu da aynı şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra dediğim gibi yuvarlayacağız. Burası şu köşe şuraya kadar dönerek geliyor. Burada işin içine hem gözümüz hem de perspektif bilgimiz giriyor. Bu böyle perspektife daralıyormuş gibi hissettirerek birazcık ovalleştireceğiz. Yukarısı da aynı şekilde. Burası da bayağı aşağıdan. Yani hemen hemen şuradan itibaren yuvarlıklaşıyor. Şöyle bir ovalliği var. Bunu yavaş yavaş yontacağız. Sonra şurada birinci katı var. Bu da yuvarlak. Burası da ufuk çizgisi. Ufuk çizgisini birazcık yukarıya alacağım şuraya. Tam ufuk çizgisine denk geliyor. Şöyle elimle alalım, cetvele gerek yok. Şuraya denk geliyor. Böyle bir yapısı var. Şimdi birinci parçamız tamam. Hemen hemen kabaca yani kaba taslak çıktı. İkinci parçamı da yapayım. İkinci parçam şurada düz gözüküyor. Şurada bir kademesi var şu şekilde. Üçüncü parçam da yine bunun gibi tam tersi yöne doğru ovalleşiyor. Hemen hemen şu mesafede bu da. Şöyle ufuk çizgisinden ölçelim. Eşit miktarda ovalleştirelim. Evet doğru. Şöyle geliyor. Arada parçalar var. Şimdi bunu detaylandıracağım. En kaba haliyle kolezyum bu. Alt tarafını da yapalım. Orayı yapmayı unutmuşum. Bu da şuradan şöyle hafif dönüyor. Bu da bir tık içeriden. Böyle dönerek bitiyor. Şimdi şurasıyla başlayalım. Burada bir böyle bir alan var. Şu üçgen parçayı kullanacağız. Çünkü bu parça bizim detaylarımızı belirtecek. Burada böyle bir yapısı var. Ve şuradan itibaren hafif perspektife gidip aşağıya doğru iniyor. Sonra da şu parça çıkıyor. Bu parçanın bir kalınlığı var. Ve içeriye doğru yine oval şekilde gönderiyorum. Azıcık daha şöyle bir aşağıda bir parçası daha var. Onu da çizip yine aynı ovallikte gönderiyorum. Ve bu dümdüz aşağı iniyor. Şimdi bu üçgen parça ne işimize yarıyor burada? Buradaki perspektifini hissettirebilmek için burada şöyle bir üçgen parçası var. Kolezyum binasını bilenler, görenler biliyordur zaten. Sonra şurada yine küçük bir alan var. Şimdi ben hızlandırıyorum burayı. Şu yapıyı yapayım. Sonra pencereleri yerleştireceğim. Onları anlatayım. Yani pencereleri dediğim şöyle orada ne denir? Pencere diyelim. Pencerelerini yerleştireceğim. Hızlanıyorum burada. Evet arkadaşlar şimdi camlarını ekliyorum dediğim gibi. Camları şu şekilde yapacağım. Burada 8 tane var. Yanlış hatırlamıyorsam bir saniye sayayım. 8 tane var. Şimdi anlatarak yapalım bunu. Şurada bir kolonumuz var. Önce bir kolonu çiziyorum. Şurası biraz daha içerideymiş. Onu da bir çizelim. Onları netlerken göreceksiniz zaten. Neyse şimdi kolonumu çizdim. Önce bir pencere yüksekliğimi belirleyeyim. Yüksekliğim şu olsun. Bunu oval olarak gönderiyorum. Bitimi de şurada. Zaten onu çizmiştim. İlk penceremi şuraya çiziyorum. Bir. Azıcık boşluk bırakıyorum. Bir kolon daha varmış gibi düşünün. Şöyle. Bunu biraz daha geniş yapalım. Bir saniye. Şimdi bundan biraz daha dar bir pencere yapacağım. Göz kararı yapıyorum bunu. Bir, iki. Yine bir kolon. Şimdi bundan biraz daha dar. 3 kolon. Bundan dar. 4 kolon. Bundan dar. 5 bir tane daha kolon. Bakalım sığacak mı? Bir tane daha dar. Bundan daha dar. 6 kolon. Bundan daha dar. 7. Evet tam sığdırdık. Bundan birazcık daha dar. Bu da 8. penceremiz olacak. Şimdi bu pencereleri aşağıya taşıyorum. Çünkü aşağıda da aynılarından var. O yüzden bunları dümdüz taşımaya çalışıyorum. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Burada yüksekliklerini belirliyorum. Aynı şekilde. Bundan biraz daha yüksek. Çünkü perspektif olarak bize daha yakın. Şöyle bakıyorum. Evet. Şu şekilde belirlesek yeterli.
Burada da biraz daha yüksek. Burada ama işler değişiyor. Tersine bir perspektif var. Çünkü bu ufuk çizgimin altında kaldığı için biraz daha aşağıya doğru oval. Yukarısı tepeye doğruydu. Burası ne denir buna? Bir şey diyemeyiz. Neyse. Şimdi ne yapıyorum? Pencerelerimin yerlerini belirledim. Bunların üstlerini ovalleştireceğim. Buna tek tek şunu da yapabilirim. Orta noktamı bulurum. Her biri için geçerlidir bu. Şuradan itibaren ovalleştiririm. Ama ben bunu yapmayacağım. Çünkü eskiz alıyorum şu anda. O yüzden bir tanesini yaptım. Perspektife gönderdim. Göz kararı ovalleştiriyorum tepesine. Döneceği noktayı belirledim. Ama benim size tavsiyem çapraz atıp orta noktasını bulup belirleyip ondan sonra yapmanız. Şimdi ben biraz daha perspektifte gözüm daha iyi olduğu için, tecrübem olduğu için yani, o yüzden nasıl daralacağını tahmin edebilirim. Ama edemeye de bilirim. Şimdi aynı şeyi bütün hepsine yapacağım. Yine burayı hızlandıralım. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Burada bir tane daha kapı olacak. Yine şu kolonu aşağıya doğru indiriyorum. Bu birazcık dar olmuş. Bunu birazcık öne taşıyacağım sonra. Kapımı şuraya alıyorum. Bundan biraz daha geniş. Çünkü önde bu. Hemen hemen şu genişlikte bir kapı olacak. Şurada bitsin kapım. Bunu da aşağıya taşıyorum. Çünkü burada iki tane daha kapı olacak. Şunu şöyle devam ettirelim. Bitim yerinde devam ettirelim. Şurada bir tane daha olacak. Doğal olarak bunu da birazcık daha öne taşıyacağım. Biraz dar yapmışız. Buradan da bunu anladık. Kapımı çizeyim. Ondan sonra şurada bir kolon genişliği olacak. Şöyle inecek. Şöyle bir şey olacak. Sonra ne yapıyoruz? Şurada şuraya kadar gelsin bu. Bu da böyle gelecek. Ne yapmış oldum? Burada kapılarıma göre revize ettim çizimimi. Olabilir. Hata yapabiliriz. Normal. O yüzden araştırma çizgisi var. Şimdi ben eğer bunu direkt olarak net yapsaydım, araştırma çizgileriyle netleyemeyecektim. Belki kapıları eksik yapardım. Problem olmazdı. Ama araştırma çizgisi bu yüzden var. Şimdi bunları öne doğru taşıyorum. Bu burada olacak. Bu kapının üstünde şurada bir genişlik olacak. Bunların her biri öne doğru gelecek yani. Şu açıyı belki biraz değiştirebilirim. Çünkü burası güzel duruyor. Açıyı şöyle aldım. Doğal olarak bunun da açısını değiştireceğim. Şöyle hatta birazcık daha bu tarafa almam gerekiyor. Sonra belki bunu da alırız. Şimdi parça parça ilerliyorum ya. Şimdi birinci parçam hemen hemen bitiyor. Şurada ufak detayları kaldı. Onu da yapalım. Şu şekilde bir yapısı var. Şurada bir parça var. Burada yani şöyle küçük penceremsi şeyler var yine. Eskiz olarak atalım bunları da. Şurada şöyle bir şey var. Burası herhalde VIP loca falan. Şu şekilde bir yapı. Şimdi geldim bu parçama. Bu parça şuradan itibaren şöyle yana doğru gidiyor. Düzleşiyor. Ve tekrar şu parçaya yakın bir şekilde şurada bir parça var. Sonra şöyle düz bir parçası var ve aşağıya doğru ovalleşiyor. Şu fazla çizgileri bir silelim, kafanız karışmasın. Bunu da yaptıktan sonra şurada düz bir parçam var. Aynı bunun gibi ama arkada olduğu için birazcık daha darını yapacağız şimdi onun. Şuradan geliyor ve şu şekilde. Burada ne oluyor? Şurada düzleşiyor. Yıkılmış bir bina ya. O yüzden şuraları birazcık şöyle değişik. Şimdi hemen hemen buna yakın bir yerden bir kapı daha çıkacak burada. Ama bu kapılardan daha alçak. Çünkü arkada. Şöyle ovalleştiriyorum. Aşağıya alıyorum. Sonra ne yapıyorum? Burada da bir kolon boşluğu var. Ve bu da dönüyor. O da şu kadar. Ve bunu aşağıya taşıyorum. Aynı kapıdan burada bir tane daha var. Ve şurada bir tane daha var. Burada olduğu gibi bir fazlası. Biraz fazla yüksek yaptık. Böyle. Sıra geldi şuna. Bunu aynı şeyleri anlatacağım. O yüzden hızlandırıyorum.
Bunu çizdikten sonra kapıların perspektifini vereceğiz. Onu anlatayım. Burayı hızlıca yapıyorum. Evet. Arka tarafını da çizdik. Şimdi şurada küçük bir dikdörtgen parçası var. Şu şekilde. Şu arka parçası da şurada bitiyor. Şöyle bir yapı var. Şurada buradaki gibi yani şunlar gibi bir iki tane şöyle pencere var. Ve en son şunu da ekleyelim. Şurasında da şöyle perspektife giden bir parçası var. Şimdi geldik derinlik katmaya. İki boyutlu haliyle çıktı şimdi bu. Şu şekilde yani sanki tek noktaya gidiyormuş gibi. Çünkü bu bina yuvarlak bir bina. Şöyle bir şey. Hepsinin perspektifi orta noktaya gider. Bu yüzden sanki tek noktaya gidiyormuş gibi şöyle kapılarının derinliklerini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bu arada bir kapı çaldı. Kafam çok dağıldı. Çok ara verdim. Şu derinlikleri yaptık. Toparlayalım. Şimdi bunun derinliklerini yapacağız. Bu da tam tersi demiştim yani tek noktaya gidiyormuş gibi. Birazcık bu tarafını göreceğiz. Çünkü artık hani şunu mesela şu noktaya gönderiyormuşuz gibi düşün. Bu da buraya gelecek doğal olarak. Şöyle hafif ovalleşip şurada düz bir çizgimizin olduğu. Şurada bir tane göreceğiz. Burada aynı şeyleri göreceğiz. Bu arada şunların tepeleri de ovalleşecek onları unutmuşum. Evet. Başka neyimiz kaldı? Başka bir şeyimiz kalmadı. Şimdi arka planı tekrar ele alalım. Şu şekilde. Ve son olarak bulutlarımı ekliyorum her zamanki gibi. Bu sefer ufuk çizgisini sadece bırakacağım. Oradan belki bir koydan aşağı doğru bir tonlama yaparız. Cetvelle düzgün bir şekilde çekeriz. Güzel bir şey ortaya çıkar. Şuraya da küçük bir şey koyalım. Bulut. Birkaç tane de kuş koyalım. Buna kuş iyi gider. Kuşu şöyle basit şekilde yapabilirsiniz. Zaten bunu biliyorsunuz. M şeklinde. İlkokulda hep böyle yaptırırlardı. Aynı mantıkla devam edebilirsiniz. Şöyle bir kuş sürüsü olsun. Liderleri ve ekibi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Her zamanki gibi artline'larımı alıyorum. Artline'larla bunu netleyeceğim. Ama öncesinde hamur silgiyle silemeyeceğim bu sefer. Çünkü hamur silgimi stüdyoda unutmuşum. Şimdi bunu tamamen 0.6 alıp etrafını önce çizeceğim. Sonra iç detaylarını yapacağım. En sonunda sert silgimle sileceğim. Burayı hızlandırıyorum. Zaten biliyorsunuz artık ne yaptığımı. Siz de buna bakarak yapabilirsiniz. Hızlanıyorum. Evet, şimdi hamur silgim olmadığı için sert silgiyle ama bir saniye önce şurayı da bir artline'a geçeyim unutmuşum. Şöyle şuraya da azıcık bir şey koyalım. Tamam. Şimdi sert silgiyle silebilirim. Sonrasında birazcık taramalar ekleyeceğim çünkü çok boş kalacak bizim çizimimiz. Siliyorum. Şimdi yeni bir şeye geçiyoruz. Bunu tekrar anlatarak yapalım. Bazı yerlerini tabii ki de. Bazı yerlere ufak dokunuşlar yapacağım şöyle. Biraz eski hissiyatı verebilmek için bazı yerlere şöyle taramalar atacağım. Birazcık boyut kazandırması için. Siz de bunları yapabilirsiniz. Kendinize göre. Ben birazcık kendi kafama göre yapıyorum bunları. Birazcık değil tamamen kendi kafama göre yapıyorum. Nasıl güzel duracağını düşünüyorsam o şekilde yapacağım. İnce kalemimi aldım. Şöyle birazcık binanın bazı yerlerine şöyle. Bu taş bir bina ya. O etkiyi de vermek adına. Her yere değil ama bazı yerlere yapacağım. Şurayı unutmuşum boyamayı. Hemen boyayalım. Şimdi bütün şu yan duvarlara tarama atacağım. Burayı da hızlandıralım. Hızlıca bitirelim. Şimdi bulutları tarıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi son dokunuşlara geçiyorum.
Kolezyum hemen hemen bu şekilde. Şuraya birkaç bir şey ekleyeceğim. Onu yapalım. Pardon. Sanki çimenler varmış gibi. Normalde böyle değil de. Yani fotoğraflardan biliyorum. Ben de gitmedim. Giden varsa söylesin. Arkasında binalar falan var. Ama eski halinde bildiğim kadarıyla topraklar varmış. Şu şekilde yapalım. Hafifçe böyle. Şimdi ne yapıyorum? Son dokunuş olarak yine yeni bir kalem dahil ediyorum. Bunu unuttum. Eskiz kalemimi dahil ediyorum. Ve hafifçe arkasına gölge atacağım. Yani fon gölgeli olacak. Yine Zaha Hadid binasında yaptığım gibi. Onu yaptığımız zaman bina biraz ön plana çıkıyor. Bunu yapma sebebimiz o. Niye yapıyorsun diyenler olur diye söyleyelim. Kalemimin ağırlığını kullanıyorum. Hatta direkt hatırlarsanız bütün gökyüzünü boyuyordum. Direkt gökyüzünü boyayalım. Hızlanalım. Evet, şimdi taşırdığım yerleri siliyorum hemen. Silgi tozunu temizlemek için yanınızda bir fırça bulundurursanız, fırçayla bu şekilde yaparsanız, şu an benim fırçam yanımda değil, fırçayla yaptığınızda çizgileriniz dağılmaz. Ben artline olduğu için fırçayla yapmıyorum. Normalde hamur silgi de kullanıyorum. O yüzden çöp zaten çıkmıyor. Sert silgi kullandığınızda çıkan çöpleri böyle fırçayla attırırsanız daha temiz bir sonuç alırsınız. Neyse. Şimdi arka planını boyamaya başlayabilirim. Şöyle hafifçe yine kalemin kendi ağırlığını kullanarak yavaş yavaş koyudan açığa doğru parmağınızla şöyle yedirebilirsiniz. Çok tavsiye etmem bunu. Ben işi hızlandırmak için yapıyorum. Böyle bir şey çıkar ortaya. Yine fazlalıkları silerseniz temiz bir çiziminiz ortaya çıkmış olur. Evet, şurası bir anda ayrılıyor. O yüzden birazcık şuraya da şöyle kalemin ağırlığını kullanarak şöyle bir şeyler yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kalem tamamen serbest. Yani hiç basınç uygulamıyorum. Evet arkadaşlar, kolezyum bu şekilde. Çizmesi zor bir bina. Perspektife göndermek birazcık zor oluyor çünkü oval bir yapı. Birazcık balık gözü perspektif kullanarak aslında o teknikle çizilebilirmiş. Neyse, bizim kolezyumumuz da bu şekilde. Siz de kendiniz çizdiğiniz kolezyumu bana gönderirseniz sevinirim. Kapanış konuşmasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, çizimimiz bitti. Çok bir şey söylemeyeceğim. Zaten videonun başında ve video sırasında konuştum. Söyleyecek bir şeyim yok. Abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, videolara yorum bırakmayı unutmayın. Çizgi roman serimizi bu arada 92 beğeni olmuş. 100 beğeni olduğu zaman başlatacağız. Desteklerinizi bekliyorum. 8 beğeni daha geldiği zaman o da ayda bir olur tahminim. Ayda bir videoyla ilerleteceğiz. Ama yine beğeni kotası koyacağız ki daha fazla etkileşim kuralım. Yorum kotası falan belki koyarız ileride. O onun için. Yoksa normalde rutin videolar gelecek. O ayrıca bir seri olacak. Güzel gidecek yani. Onun için ben çok heyecanlıyım. Güzel yorumlar da geldi. Oradan bayağı güzel hikayeler çıkar. HV Sanat Atölyesi olarak böyle güzel bir hikaye çıkartırsak bunları belki basılı olarak da yaparız. Sizlere hediye ederim. Yani benim için sorun değil. Neyse. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.